nasıl dinlenir? Klasik müzik çok engin bir kültür üzerine kurulu bir müzik. Dolayısıyla bu kültürü biraz kapmak gerekiyor. Biraz derken tabii afaki bir değiş oldu ama ne kadar kapabilirsek. Yani bu çok geniş bir umman. Hepimiz bu ummanın içindeyiz. Yalpalanıyoruz, efendim işte yüzüyoruz, yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Gerçekten yani ben kendimden bahsedecek olursam hala keşfetmem gereken o kadar çok sayıda eser, besteci, tür, dönem vesaire var ki. Bunun ben de farkındayım ve zaten hepsini keşfedemeden de bu dünyadan ayrılacağım. Bunun da farkındayım. Çünkü çok muazzam bir kültür. Taş üstüne taş konarak işte bin küsur yıl içerisinde oluşturulmuş bir kültür. Şimdi çok farklı dönemler var. Yani kişi klasik müziğin içine girdikçe, işte tanıdıkça, keşfettikçe hangi dönemlerin onu daha fazla çektiğini keşfedecektir. Kimi barok dönemden yana tercihini kullanır, kimi insan sesini, opera, onu cezbeder, başka bir türe pek ilgi göstermez. Benim görebildiğim insanın tabiatıyla alakalı olarak müzik tercihlerini, beğenilerini de şekillendiği. Bazı arkadaşlar var ki operadan başka bir şey dinlemiyor. Bazı arkadaşlar da İtalyan operasından başka bir şey dinlemiyor. Ona başka bir şey dinletmeniz mümkün olamıyor. Yani bunu zorlamak doğru değil. O çünkü kişiliği, tabiatı, yetişme koşulları vesaire, genleri, DNA'sı öyle. Yani o türden hoşlanıyor. Dolayısıyla aslında iyi de bir şey uzmanlaşmış oluyor, derinleşiyor. Hiç kimsenin bilmediği kadar, öyle bir arkadaşımız var mesela, İtalyan operası üzerine yoğunlaşmış ve bilgisini derinleştirmiş oluyor. Ben biraz kişiliğim gereği her şeyden böyle almayı seven bir tabiata sahibim. Onu da bileyim, onu da dinleyeyim. Bu aman bu da eksik kalmasın. Tabii ne oluyor? Biraz bölük bölçük olmuş oluyor ama bazı alanlar biraz daha zenginleşiyor. Bazıları daha küçük kalıyor. Benim tabii dinleme deneyimlerimden ileri gelen bir şey. Gençlere, yaşıtlarıma veya işte bu müziğe yeni başlayan büyüklerime diyeyim, naçizane tavsiyem algı kapılarını açık tutsunlar, tutmalılar. Çünkü çok geniş, çok büyük bir alana giriyorlar. Meraklı olsunlar bu müziği. Anlamaya çalışmak diye bir şey yoktur. Ben böyle bir şeyin olduğu kanısında hiç kesinlikle olmadım. Sadece merak vardır, merak duygusu, öğrenme tutkusu. Bununla yola başlanırsa zaten sizin dediğim gibi o sizi kuşatan o kültür, işte o kişiliğinizin o özellikleri sizi bir doğrultuya yönlendirecektir. Yani siz zorlasanız da sizin eğer içinizde yoksa İtalyan operasına, Giuseppe Verdi'nin operalarına ilgi duymanız pek mümkün değil. Ben bunu gördüm. Yani zorla kimseye bir şey yaptıramazsınız. Kimseye zorla rock müzik de dinletemeyeceğiniz gibi veya arabesk müzik. Bu türde de yani algı kapıları açık olduktan sonra bir de her şeyi dinlemek lazım. Tabii şimdi her şeyi dinlemek lazım derken neyi dinleyeceğiz? Bu anlamda öneriler, tavsiyelere kulak vermek lazım. Bir kere okuyacağız. Yani, maalesef ülkemizde çok sıkıntılı bir konu bu, eksik olduğumuz bir nokta. Hiçbir alanda okumayı sevmediğimiz gibi müzik üzerine yazılmış kitapları, yayınları, ne bileyim adam köşe yazısı yazmıştır onu veya operaya gideriz, konsere gideriz program kitapçığını okumaktan biraz imtina ediyoruz. Halbuki okumalıyız. Okudukça anlayacağız ki çok farklı pencereler açılacak ve o dinlemekte olduğumuz, dinleyeceğimiz eseri çok farklı cephelerden tanıma ve irdeleme olanağına sahip olacağımızı göreceğiz. Okumak bana çok kapılar açtı ve bu okuma tutkumu bir dergi kurarak işte farklı bir konuma taşıdım. Ben de kendimi bu anlamda hani bir misyoner olarak görüyorum. Yani insanlara bu yolda, işte bu yayınlar yoluyla, sadece dergim değil, bugüne kadar yazdığım pek çok gazete yazısı, yaptığım radyo programı, televizyon programı, işte verdiğim dersler yoluyla insanlara farklı pencereler, kapılar aç.
okumaya gayret ediyorum ve hep söylüyorum yani işte merak edin diyorum. Farklı pek çok müzik var. Onları o müziklerle tanıştırmaya çalışıyorum. Yorum olayına çok önem vermelerini ben rica ediyorum. Yani bu yorum konusu mesela bizde yine çok ihmal edilen bir konu ola gelmiş. Yorum farkı denen bir hadise var klasik müzikte. Yani A yorumcusu B yorumcusundan farklıdır. Farklı olmak zorundadır. Yoksa niye B'ye ihtiyaç kalsın? Yani B'nin çıkmasına ihtiyaç olmazdı. A zaten söyleyeceğini söylemiş, bitirmişti. Ama B diyor ki A'nın söylemediği hala bir şeyler var. Ben de onları söylemek için geldim bu piyasaya, bu dünyaya diyor. Ve o da hakikaten A'da istediğini bulamayanlara hitap eden konuma geliyor. A, B, C, D, E, F. O kadar geniş bir yorumlar manzumesi ile karşılaşıyoruz ki çünkü çok farklı okumalara, yorumlara çok açık bir müzik bu. Zannediyoruz ki klasik müzik işte notada yazılmış bitmiştir, kemikleşmiş. Böyle bir şey yok. Notada hep notadan dışarı çıkamazsınız evet ama çok ince nüanslar var. Onları da işte bu müzik üzerine bol bol düşünerek, okuyarak, dinleyerek, başkalarının dediklerini dinleyerek sadece müziği değil, işte seminerlere katılarak, ne bileyim internet üzerinde artık o kadar geniş olanaklar var ki Türkçe, yabancı dilde, yabancı dili olan arkadaşlarım mutlaka interneti bu amaçla da kullanmalarını, YouTube üzerinden yapılan dersler var, işte pek çok kurslar var, onları dinlemelerini ki ben de dinliyorum, bilmediğim pek çok şey öğreniyorum veya daha farklı ifade edilebileceğini öğreniyorum bunlar sayesinde. İnternete, YouTube'a bu anlamda dadansınlar diyeyim çünkü çok zengin bir kaynak, bir cevher. Görecekler ki dinleme deneyimleri çok daha çeşitlenecek ve zenginleşecek.